Efendim bugün 14 Mayıs 2023 yurttan ve dünyadan önemli haber başlıklarıyla yine Lale Gül TV ve Lale Gül FM'den karşınızdayız. Yaklaşık 30 ila 35 dakika evlerinize misafir olacağız. Evet bugün 14 Mayıs dedik. Tarihi bir gün. Nefesler tutuldu. Gelecek sonuçları bekliyor Türkiye'deki bütün vatandaşlarımız. Çünkü geleceklerini bugün oyladılar. Tüm milletimiz Türkiye'de sevgili izleyiciler. Hiç vakit kaybetmeden ilk haberinizle başlayalım kıymetli izleyenler. Türkiye bugün tarihi bir günü yaşıyor. 60 milyondan fazla seçmen bugün Cumhurbaşkanlığı 28. dönem milletvekili genel seçimi için sandık başına gitti. Liderler de oy kullanmak için sıraya girdi. Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan oyunu kullanmak için Üsküdar'daki Saffet Çebi İlkokulu'na gitti ve oyunu burada kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi CHP Genel Başkanı, CHP lideri Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ise Ankara'da Arjantin İlkokulu 4221 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Merakla beklenen tarihi gün geldi çattı. Türkiye bugün 60 milyondan fazla seçmenle sandık başına gitti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da oyunu kullanmak için İstanbul'un Üsküdar ilçesindeki Saffet Çebi İlkokulu'na geldi. Yoğun ilgiyle karşılanan Cumhurbaşkanı alkışlar eşliğinde okula girdi. Önce kimliğini çıkaran Erdoğan sıraya girdi. Arkasında Cumhurbaşkanı'nı gören bir seçmen şaşkınlıkla gülümsedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da gülümseten seçmen daha sonra sırasını verdi. Arkaya geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandıktan sonra basın açıklaması yaptı. Erdoğan, Türk demokrasisi için hayırlı bir gelecek temennisinde bulundu. Temennim odur ki akşam sayımlardan sonra ülkemiz, milletimiz için, Türk demokrasisi için hayırlısıyla bir geleceği Rabbimden niyaz ediyoruz. Ve bütün seçmenlerimizin şöyle hiç endişeye kapılmadan akşam saat 17'ye kadar oylarını kullanmaları Türk demokrasisinin gücünü göstermesi bakımından çok çok önemli. CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise oyunu Ankara'da Arjantin İlkokulu'nda kullandı. Kılıçdaroğlu'nun seçim sonuçlarını CHP Genel Merkezi'nden takip edeceği belirtildi. Cumhur İttifakı çatısı altında sandığa giden MHP lideri Devlet Bahçeli de Ankara'daydı. Bahçeli oyunu Çankaya ilçesinde bulunan Anıttepe Ortaokulu'nda kullandı. Ata İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Ogan da Ankara'daydı. Çankaya'da Kocatepe Mimar Kemal Anadolu Lisesi'nde oyunu kullanan Ogan, memleketimize hayırlı olsun açıklamasında bulundu. AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım ise oyunu kullanmak için Tuzla Emlak Konut Cemil Meriç İlkokulu ve Ortaokulu'na gitti. Yıldırım, çıkacak sonuçların hayırlı olacağından eminiz dedi. Vatandaşlık görevimizi Semiha Hanım'la beraber yerine getirdik. Çıkacak sonuçların elbette ki ülkemize, milletimize hayırlı olacağından eminiz. Seçimlere kısa bir süre kala Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de oyunu Ankara'da kullandı. İnce hakkında çıkan kaset komplosu haberlerine tepki gösterdi. Ortada bir iftira var, ortada bir montaj var. O dekontlar gerçek değil, o görüntüler gerçek değil. Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı, bunlar sahte dedi. Haysiyetimle, şerefimle oynamayın. Böyle bir görüntü yok, böyle bir dekont yok. Bu tarihi günde bakanlar da sandık başına gitti ve Türkiye siyaset için hayırlı olması temennisinde bulundular. Bakalım hangi bakan oyunu hangi sandıkta kullandı? Türkiye'de beklenen gün geldi çattı. Milyonlarca vatandaş sandıklara akın etti.
Kabinede yer alan bakanlar da farklı kentlerde sandığa gitti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti 1. Bölge Milletvekili adayı Murat Kurum Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili seçimlerinde oyunu kullanmak için İstanbul'da TEP Ataşehir Ortaokulu'nda kullandı. Öncelikle ülkemiz için, milletimiz için, 85 milyon büyük Türkiye için hayırlı uğurlu olsun diyorum. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise oyunu İstanbul Beşiktaş'ta kullandı. Seçimin huzurlu ve güvenli bir ortamda tamamlamasını dileyen Bakan Ersoy, şimdiden vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun dedi. AK Parti'den Kayseri Milletvekili adayı olan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da oy vermek için Kayseri Lisesi'ne gitti. Burada 1097 nolu sandıkta oyunu kullanan Bakan Akar, daha sonra basın açıklamasında bulundu. Bugün bir seçim günündeyiz. Bu seçim ülkemize, milletimize hayırlı olmasını, efendim, vatandaşlarımızın ferasetine, vatandaşlarımızın şuuruna güveniyoruz. Ve ülkemizin içinde bulunduğu ortamı değerlendirdiğimizde geleceğimiz bakımından, güvenliğimiz, refahımız bakımından, inşallah istikrarın devamı bakımından bu seçimin önemli katkılar sağlayacağına ben inanıyorum. Bu konuda efendim, herhangi bir tereddütümüz yok bizim. Ticaret Bakanı ve AK Parti 1. sıra milletvekili adayı Mehmet Muş da aday gösterildiği Samsun'da İlk Yardım ilçesinde Ticaret ve Sanayi Odası Ortaokulu'nda 1039 nolu sandıkta oyunu kullandı. Ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Büyük bir katılım olduğunu gözlemliyorum. Vatandaşımızın ilgisi çok olumlu. Bu Türkiye'nin demokratik olarak aslında hangi seviyeye geldiğinin en önemli göstergesi. Büyük bir olgunluk içerisinde oylar kullanılıyor ve inşallah sandıklar kapandıktan sonra da aynı olgunluk içerisinde bu tamamlanacaktır. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise Antalya'daydı. Türkler Mahallesi, Ayşen Cengiz, Urfalıoğlu İlkokulu'nda oyunu kullanan Çavuşoğlu, oy pusulasını zarfa yerleştirmekte zorluk çektiğini belirtti. Bugüne kadar biz siyasetçiler her şeyi söyledik. Bazen söylenmesi gerekeni söyledik, bazen belki daha fazlasını söyledik. Ama bugün söz millette. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyoruz. Ve milletimizin ferasetine güveniyoruz. Hayırlı uğurlu olsun tekrar. Pusulalar bugün uzundu biraz. Siz de çok uzun, evet. Özellikle siyasi partilerin olduğu, yani milletvekili seçimlerinin olduğu liste çok uzundu. Zarfa zor sığdı. Katla katla bitmedi. Tabii demokratik bir ülkeyiz. Tarım ve Orman Bakanı AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili adayı Vahit Kirişçi de deprem afetinin merkezi Kahramanmaraş'taydı. Kirişçi, 12 Şubat ilçesindeki Dumlupınar Şehit Haşim İlkokulu'nda oyunu kullandı. Ya Allah, Bismillah diyoruz, hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Hayırlı olsun, hayırlı olsun. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ise oyunu milletvekili adayı olduğu Ordu'da kullandı. Sandıktan çıkan sonuç ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Ben de oyumu burada Ordu'da kullandım. Tüm sonuçların ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olmasın. Eskişehir Odunpazarı ilçesinde 71 Evler Mahallesi'nde bulunan Etim Maden İşletmeleri ilkokulunda oyunu kullanmak için gelen Bakan Dönmez, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Oyunu kullanan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, okul bahçesinde yaptığı konuşmada seçimin hayırlı olmasını diledi. Öncelikle memleketimizde hayırlı olsun, Eskişehir'imiz için hayırlı uğurlu olsun. Enerji Bakanlığı olarak da özellikle oy atma ve sayım yerlerindeki elektrik arz güvenliği ile ilgili hususları da yakinen takip ettik. Her türlü tedbirler alındı. An itibariyle bize intikal eden bir problem de gözükmüyor. Efendim, Türkiye tüm dünyaya örneklik teşkil edecek bir şekilde aklı selim olarak sağduyuyla Türkiye bugün seçimini yaptı. Cumhurbaşkanı seçimi ve 28. dönem milletvekili genel seçimi için oy verme işlemi ise saat 17'de tamamlandı. İşte saat 17'de seçimlerin bitmesiyle birlikte oyların sayımı başladı. Cumhurbaşkanlığı seçimi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan olmak üzere 3 aday yarıştı. Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili seçimleri için Türkiye genelinde oy verme işlemi son buldu.
Türkiye'nin 5 yıl boyunca görev yapacak Cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyelerinin belirleneceği seçim için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191.000'den fazla sandık kuruldu. Seçimde yurt içinde 60.697.843 seçmen oy kullandı. Yurt içinde 4.904.672 seçmen ile ilk kez oy verdi. Cezaevinde tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü seçmen sayısı ise 53.172 olarak açıklandı. Tüm yurtta sandıklara atılan oyların sayımı başladı. Önce Cumhurbaşkanı seçimine ait oy pusulalarının sayımı ve dökümü yapılacak. Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili genel seçimleri için oy verme işlemi Türkiye genelinde saat 17 itibariyle tamamlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından şimdi her zaman olduğu gibi sandıklara sıkı sıkıya sahip çıkma vakti dedi. Türkiye 5 yıl boyunca görev yapacak Cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyelerini belirlemek için sandık başına gitti. Türkiye genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191.000'den fazla sandık kuruldu. Oy verme işlemleri Türkiye genelinde saat 17'de sona erdi. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3.416.098 seçmen için 73 ülke ve 156 yerdeki yurt dışı temsilciliklerinde sandık kurulları oluşturuldu. Yurt dışı temsilciliklerindeki oy verme işlemi 9 Mayıs'ta tamamlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından sandıkların kapanmasıyla birlikte bir paylaşım yaptı. Erdoğan paylaşımında sandıklara sahip çıkma vakti, sonuçlar kesinleşinceye kadar milletimizin iradesini korumaya devam ifadelerini kullandı. Efendim asırların afeti meydana geldiği günden bugüne deprem bölgesinde oylar nasıl kullanılacak merak konusuydu. İşte bugün oylar deprem bölgesinde konteyner kentte kalan depremzede vatandaşlar da sandıkların kurulduğu konteynerlarda oylarını kullandı. Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili genel seçimi çevresinde deprem bölgesinde konteynerlarda kalan vatandaşlar sandık başına gitti. Hayırlı olsun. Sabah 08 itibariyle oy verme işlemleri başladı. Geçici barınma merkezinde adres kayıtlarını aldıran depremzedeler buruk bir şekilde konteynerlarda oylarını kullandı. Bazı vatandaşlar ise gözyaşlarına hakim olamadı. Mersin'den geldik. Halkımız işte, hepimiz bir aileyiz burası. Konuşamıyorum, kusura bakma. Biz burası bir aile hepsi. Hayırlısı olur. Depremzedeler, vatandaşlık görevini yerine getirmek için sabah erken saatlerde kurulan sandıklara giderek oy verme işlemlerini gerçekleştirdi. Uzun kuyrukların oluştuğu konteyner kentte depremzedeler sandıktan çıkacak sonuçların ülkeye hayır getirmesini diledi. Efendim haber merkezimize yeni gelen bilgiye göre şu ana kadar açılan sandık sayısı Türkiye geneli %23.58. Bu sonuca göre %54.43 Cumhurbaşkanı Sayın Başkan Erdoğan önde. İkinci sırada ise %39 oyla Kılıçdaroğlu geliyor. Yine Muharrem İnce'ye verilen oylar var ama ve Sinan Ogan'la birlikte tamamı %1 etmiyor. Ara ara bu şekilde paylaşımda bulunacağız sevgili izleyiciler. Elazığ'a gidelim. Elazığ'da seçimlerde hastanede yatan, evde sağlık hizmeti alan yatağa bağımlı seçmenler Sağlık Müdürlüğü tarafından araçlarla oy verecekleri merkeze götürülüp getirilmesi sağlandı ve işte o hastalar bu şekilde oy kullandı. Elazığ'da Sağlık Müdürlüğü hasta seçmenleri sağlık araçlarıyla sandığa götürdü. Oy kullanmak isteyen, hastanede yatan ve evde sağlık hizmeti alan seçmenlerin talebi üzerine Sağlık Müdürlüğü vatandaşlara araç tesis etti. Müzik
Kentte talepte bulunan hastalar için evde sağlık hizmeti sunan hasta nakil araçları ve ambulanslar seçmenleri oy verecekleri merkeze götürüp oy verme işleminin ardından geri getirdi. Şehir hastanesine bağlı mobil ekiplerimizle beraber sandığa gidemeyen bize kayıtlı olan hastaları milli iradenin tecelli etmesi için sandığa götürmeye çalışacağız. Burada bize müracaat eden hastaları götüreceğiz, istekleri. Bu bakımdan merkezde 6 ekibimiz hazır. İlçelerde de 5 ekibimiz yine bu şekilde görev yapacak. Toplam 11 ekiple evde sağlık hizmeti alan hastaları, sandığa ulaşamayanları sandığa götürmeye çalışacağız. İlerideki evde sağlık hizmetleri koordinasyon merkezleri gün boyunca oy kullanma saatleri süresince açık tutuldu. Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekilliği seçimleri için Yozgat'ta sandığa gidemeyen yaşlı ve yatalak hastalar da vardı. İşte yaşlı ve yatalak hastalarla engelli vatandaşların seyyar sandıkta oy kullanmaları sağlandı. Sandığa gidemeyen vatandaşa sandık götürüldü. Yozgat'ta seyyar sandık uygulamasıyla hastalığı ve engeli sebebiyle yatağa tabi olan ve engelli beyan formu ile yaptıkları başvuru sonrasında Yüksek Seçim Kurulu'nun YSK'nın belirlediği kriterlere göre başvurusu kabul edilen 6 seçmen seyyar sandıkta oy kullandı. Sandık Kurulu Başkanı ve görevlilerin kimlik kontrolünün ardından seçmenlerin oy kullanma işlemi gerçekleştirildi. Hasta ve engelliler kendileri için hazırlanan 8801 nolu sandıkta oylarını kullandı. Kahramanmaraş Göksun'dayım. Deprem dolayısıyla Yozgat'a geldim. Hastanede tedavi alıyorum şu anda. Evet, vatanımız milletimiz için hayırlı olsun. Cenab-ı Allah ülkemizi hayırlı olanı getirir inşallah. Yozgat Seçim Kurulu'na başvurmuştum. Onlar da değerlendirdiler, başvuruyu uygun gördüler. Bugün de seyyar sandık hastaneye geldi ve oyumu kullandım. Oy kullanmaya gidemediği için Yüksek Seçim Kurulu'na müracaat ettik. Sağ olsunlar geldiler, oyumuzu burada sandığı getirdiler. Efendim, Türkiye genelinde oylara şöyle yine bir kez daha bakalım. Başkan Erdoğan 6.244.854 oy kullanmış. Türkiye genelinde oyların %54.63'ünü almış. Kılıçdaroğlu'na ise 4.503.798 oy Türkiye genelinde kullanılmış. Ve Türkiye genelinde de Sayın Kılıçdaroğlu'nun oyu efendim %39'u gösteriyor. Şu ana kadar ise açılan sandıkların sayısı Türkiye genelinde sevgili izleyenler %23.58'i, yani nereden bakarsanız bakın 1/4 sandıklar açıldı ve durum bu şekilde. Efendim, Muş'a gidiyoruz. Muş'ta 1993'te terör örgütü PKK'nın saldırıları nedeniyle terk ettikleri Şenyayla bölgesindeki vatandaşlar köylerine geri döndü. Vatandaşlar 30 yıl sonra kurulan konteynerde oy kullandılar. Terör nedeniyle 30 yıl önce köylerini terk eden vatandaşlar geri dönmenin mutluluğunu yaşıyor. Göç sonrası birçok seçimde farklı noktalarda oy kullanmak zorunda kalan vatandaşlar 30 yıl aradan sonra ilk defa köylerinde sandık başına gitmenin heyecanını yaşadı. 30 yıl önce terör saldırılarından dolayı köylerini terk ettiklerini ifade eden Kayalı Suyu Köyü muhtarı Bilal Erez, 30 yıl sonra ilk defa köylerinde oy kullandıklarını belirtti. 30 yıl sonra ilk defa Kayalı Suyu Köyü burada oy kullanıyoruz. Devlet bize konteyner getirdi. Tabii her şey şeffaf, her şey göz önünde. 30 yıl sonra tekrar oyumuzu kullanıyoruz. Bütün vatandaşlarımız geldi. Yoğun bir ilgi var. Tamamıyla oylarını kullanıyorlar. Hepsine teşekkür ederim. Cenab-ı Allah devletimize, milletimize hayırlı ve uğurlu olsun. Efendim, haber merkezimize ulaşan yeni sonuçları bildiriyoruz. Tamı tamına Türkiye'de sandıkların 1/4 açıldı ve %25.89 efendim açılan sandıkların oranı. Yine buna göre Başkan Erdoğan, AK Parti ve Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın oyu Türkiye genelinde %54.27, Sayın
Kılıçdaroğlu'nun oyu ise %39.7 olarak şekillenmiş durumda. İstanbul Sarıyer'e gidiyoruz bu haberimizde. İstanbul Sarıyer'de 1909 doğumlu Hacer Babal isimli vatandaş sandığa giderek oyunu kullandı. Tam 114 yaşında Hacer Babal. İşte Hacer Nine, Cumhurbaşkanı Erdoğan sevgisini işte böyle dile getirdi. Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekilliği genel seçimlerinde oy verme işlemi saat 17'de sona erdi. Yoğun bir katılımın olduğu seçimlerde yaşlı vatandaşlar da oy kullanıp vatandaşlık görevini yerine getirdi. 1909 Rize doğumlu Hacer Babal, Sarıyer Gümüşdere'de bulunan Gümüşdere Ortaokulu'nda oy kullandı. Sınıfa tekerlekli sandalye ile getirilen Hacer Nine, refakatçisi eşliğinde oyunu kullandı. Hacer Nine, Cumhurbaşkanı Erdoğan için Allah iyilik versin ona, hayırlı ömürler versin, işinden geri kalmasın, tesbih çekiyorum onun için dedi. Maalesef tabii bu önemli günde acı haberler de geldi sevgili izleyiciler. Rize, Trabzon ve Giresun'da biri seçim sandık görevlisi olmak üzere 3 kişi oy kullanmak üzere gittikleri sandık başında kalp krizi geçirerek hayatlarını kaybetti. Allah'tan rahmet diliyoruz. Oy kullanmaya gittikleri sandık başında hayatlarını kaybettiler. İlk vaka Rize'nin Pazar ilçesinde yaşandı. Pazar ilçesine bağlı İkiztepe mahallesindeki sandık görevlisi olan Şeref Kurt, görev sırasındayken kalp krizi geçirdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin Kurt'a ilk müdahalesini yapmasının ardından ambulans ile Kaçkar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kurt hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı, hayatını kaybetti. Bir ölüm haberi de Trabzon Akçaabat ilçesinden geldi. Derecik mahallesinde Derecik Çevreli Camii lokalindeki 1093 nolu sandığa giden 75 yaşındaki Aysel Ulusoy kalp krizi geçirerek hayata veda etti. Giresun'un Espiye ilçesinde ise 85 yaşındaki İbrahim Yıldız oy kullanmak üzere sandığa gitti. Oy kullanma kabinine girerek oyunu kullanan Yıldız ardından bir anda fenalaştı. Görevlilerin haber verilmesiyle olay yerine intikal eden sağlık görevlileri tarafından yapılan tüm müdahaleye rağmen Yıldız hayatını kaybetti. Türkiye genelinde sandıkların şu ana kadar %25.69'u açıldı. Bu duruma göre Cumhur İttifakı'nın adayı Sayın Recep Tayyip Erdoğan oyların %54.27'sini aldı kıymetli izleyenler. Bu duruma göre yine 6.835.813 oy almış durumda Recep Tayyip Erdoğan. Kılıçdaroğlu ise oyların Türkiye genelinde %39.75'ini almış durumda. Bu duruma göre oyların açılan sandıklara göre oyların Türkiye genelinde 5 milyon 7'sini almış oluyor sevgili izleyiciler. Efendim tabii seçim sürecinde istenmeyen hadiseler de meydana geldi. Bursa'nın İnegöl ilçesinde oy kullanmaya giden bir ailenin bulunduğu otomobil tarlaya uçtu. Kazada biri çocuk, 5 kişi yaralandı. Acil şifalar diliyoruz. Araçta oy kullanmaya giderken tarlaya uçtular. Feci kaza Bursa-Ankara karayolunda Milal Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Eskişehir istikametinden İnegöl'e seyir halinde olan Fatih Tatlı 28 yönetimindeki otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak tarlaya yuvarlandı. Kazada sürücü ve araçtaki Halit Tatlı 55, Ahmet Tatlı 30, Nigar Tatlı 53, 4 yaşındaki Ertuğrul Tatlı yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar olay yerine sevk edilen 112 ve itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'nde kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Efendim bu haberimizde Denizli'ye gidiyoruz. Denizli'de kepçe operatörünün sabaha karşı elindeki sigarayla oturduğu apartmana girmesinin ardından
korkunç bir patlama meydana geldi. Kepçe operatörü yaralandığı patlamanın ardından ortalık savaş yerine döndü. Korkunç patlama sabaha karşı Pamukkale ilçesinde bir binada yaşandı. Kepçe operatörü Servet 22 elindeki sigarayla apartmana girdiği sırada bir anda patlama meydana geldi. Büyük gürültü oluşturan patlamanın etkisiyle camlar paramparça olurken Sezer elinden ve yüzünden yaralandı. Binada oturan vatandaşlar ise yataklarından kalkarak kendini dışarıya attı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık görevlileri yaralı kepçe operatörünü ambulansla hastaneye kaldırdı. Patlama sebebi henüz bilinmezken binanın bodrumunda yapılan araştırmada kaçak define kazısı yapmakta kullanılan malzeme ve materyaller ele geçirildi. Efendim, Caligula İsrail Devleti, katil İsrail Devleti, İSKAŞ altındaki mazlum Filistin halkının üzerine bombalar yağdırarak katletmeye maalesef devam ediyor. Siyonist İsrail savaş uçakları sivil yerleşim yerlerini hedef alarak 6 evi bombaladı. Katil İsrail'in Filistin'in Gazze şeridine yönelik saldırıları 5. gününde de devam ediyor. Siyonist İsrail'e ait savaş uçakları Gazze şeridinin farklı bölgelerinde bulunan 6 evi bombalayarak yerle bir etti. İsrail'in evleri bombaladığı anlar ise kameralara yansıdı. Filistinli kaynaklara göre Cebali mülteci kampının yakınında bulunan Nabran ve El-Hav ailesine ait iki ev İsrail güçleri tarafından hedef alınarak defalarca vuruldu. Nusriyat mülteci kampında da ayrıca İsrail'e ait savaş uçakları tarafından direkt olarak hedef alındığı öğrenildi. Gazze şeridinin kuzeyinde bulunan El-Sahambari ailesine ait bir ev ve El-Zaytoun semtindeki Tasef ve Sen ailesinin evleri de İsrail'in saldırıları sonucu tamamen yıkıldı. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından bombalanan evlerde ölü veya yaralı sayısına dair henüz bir bilgi verilmezken saldırıya uğrayan evlerin çevresindeki yapıların hasara uğradığı belirtildi. Öte yandan Filistin Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada İsrail'in Salı günü Gazze şeridine yönelik başlattığı saldırılarda 34 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. 147 kişinin de yaralandığını belirtmişti. Şöyle açılan sandıklara bir kez daha bakalım kıymetli izleyenler. Türkiye genelinde açılan sandık sayısı yüzdelik oranına göre %27.90. Buna göre Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın adayı, Cumhurbaşkanı adayı 7.443.519 oy alarak Türkiye genelinde oylarının %53.92'sini almış durumda. Millet İttifakı'nın adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ise 6.066.286 oyla %40'ını almış durumda. Evet, bu haberle efendim ana haber bültenimizi sonlandırıyoruz. Her ne olursa olsun sonuçlar Türkiye'nin hayrına vesile olsun. Tüm dünyadaki ümmeti Muhammed'in, Müslümanların ve tüm insanların hayrına olsun sevgili izleyiciler. Aklı selim bir şekilde sağduyuyla bir seçimi geçirdik, oylarımızı kullandık. Artık bundan sonra Yüce Rabbimiz ne murat etmişse biz Müslümanlara da ondan gelene boynumuzu bükmek düşüyor. İnşallah hayırlarla sonuçlanır bu seçimde ve dünyaya Türkiye'de yapılan bu seçim örneklik teşkil eder. Biz sizi haftaya kadar emanetleri hakkıyla koruyan Allah'a emanet ediyoruz. Allah'a ısmarladık. Selamun aleyküm.